Sevgili dostlar merhaba. Bir yayınla yine birlikteyiz. Ukrayna Savaşı'nda bugün özel bir gün. Neden özel bir gün? Hem rakam olarak özel, bininci günü. Savaşın bininci günü, Rusya'nın Ukrayna'da tam işgali başlatmasının üzerinden 1000 gün geçmiş oldu. Ve bininci günde sadece özel bir sayı olmanın ötesinde çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Ne gelişmesi yaşanıyor? Biliyorsunuz pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden durup dururken birdenbire aniden Ukrayna'ya Rusya'yı vurma iznini verdi. Benim dedi silahlarımla, füzelerimle, Atakımslarla, Himarslarla ve ne veriyorsam sana bunlarla Rusya'yı, Rusya topraklarının içlerini vurabilirsin. Bu izni Ukrayna uzun süredir istiyordu. En az bir yıldır Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve bakanları Amerikalılara, Avrupalılara yalvarıyordu. Ne olursunuz şu füzeleri bize verin. Biz de sizin verdiğiniz silahlarla Rusya topraklarını vurabilelim. Onlar geldiler bizim topraklarımızın 1/5'ini işgal ettiler. Biz onlara bir kurşun bile atamıyoruz onların topraklarına diye yalvardılar, durdular. Bunun bir istisnası oldu. Ruslar Harkiv bölgesinden Ukrayna topraklarında bir cephe daha açmaya kalkınca Amerikalılar devreye girdi, biliyorsunuz bu yılın Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Amerikalıların devreye girmesiyle, muhtemelen istihbarat desteğiyle, Amerikan HIMARS füzeleri ve muhtemelen yine Atakımslar Rusları durdurmayı başardı. Fakat Amerika burada izni kesti ve dedi ki daha fazla kullanamazsın. Düşünsenize, düşmanı görüyorsun ama onu vuramıyorsun. Neden? Amerika buna yasak koyduğu için. Amerika diyor ki ben sana bu izni verirsem Rusya ile savaşa girmiş gibi olurum. Rusya nükleer silah kullanabilir veya NATO ile arasında bir savaşa çevirebilir. Ukrayna savaşını genişletebilir diye izahatta bulunuyordu Amerikalılar. Bana sorarsanız bunların hepsi hani var ya passa fiso, başka bir şey değil. Onun arkasında başka gerekçeler var. Ukrayna için risk almak istemiyorlar. Rusya'yı perişan etmek istemiyorlar. Savaşın gidişatının böyle gitmesini tercih ediyorlar. Bir sürü gerekçesi var. Değişik videolarımızda bunları anlatmaya çalışmıştık. Biden gider ayak Ukrayna'ya bu izni verdi. Benim füzelerle vurabilirsin dedi, Atakımslarla. Ama yani dediğim gibi kaç tane Atakıms var Ukrayna'nın elinde? Kaç tane HIMARS var Ukrayna'nın elinde? Atakımslardan bir tanesi 1 milyon dolardan pahalı. Yani Amerikalılar Ukrayna'ya binlerce füze vermez. Binlerce füze verse zaten Rusya bu konvansiyonel savaşı kazanamaz. Rusya yenilir. Ama o noktada da Rusya konvansiyonel savaştan çıkar. Nükleer savaşa geçmek ister. Neden geçmek ister? Perişan oluyor. Ölüyorsanız herkesin ölmesinde bir sakınca görmezsiniz. Amerika şunu gördü bu savaşta. Rusya'yı yenmek, özellikle konvansiyonel savaş için söylüyorum, yani klasik silahlarla Rusya'yı yenmek zor değil. Rusya bir Ukrayna savaşında bile gücünün sınırlarını gösterdi. Evet, İskender füzeleri var, hipersonik füzeleri var. Ukrayna'ya zarar evet veriyor. Ama şu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Rus ordusunun gücü belli, kafa yapısı belli, esnek değil, teknoloji uyumlu değil, elindeki teknolojiyi bile efektif kullanmakla zorlanıyor. Rusya yıkıcı bir güç ama kendisi de yıkılıyor. Şimdi Ukrayna'da bir cephe var. Bir tane de uzak doğuda bir cephe olsa, yani Rusya'ya bir devlet saldırsa veya başka bir devlet daha Avrupa'da bir cephe daha açsa, Asya'da açılsa, şu anlaşılıyor ki Rusya'nın bu kadar büyük savaşları kaldıramayacağı ortada. Amerika Rusya'yı tanıyacağı kadar Ukrayna Savaşı'nda tanıdı. Fazlasını istemiyor. Bugün önemli bir gün demiştim. Bininci gün, aynı zamanda Ukrayna'ya füze kullanım izni verilmişti. Ukrayna bu füzeleri ilk kez kullandı. Rus tarafının ve Ukrayna tarafının verdiği bilgilere göre Ukrayna 6 Atakıms füzesini ateşlemiş bugün Rusya'nın Biryansk bölgesine, Biryansk oblastına. Biryansk dediğimiz yer Ukrayna ile Rusya arasında bir sınır vilayeti. Ve böylece Ukrayna ilk kez bu izni kullanmış oldu Biryansk'taki
silah depolarını vurduklarını söylüyor Ukraynalılar ve çok ciddi bir hasar verdiklerini iddia ediyorlar. Kanıtları görmüş değiliz, bağımsız kaynaklar doğrulamış değil. Yani etkisi ne oldu ne olmadı. Ruslar diyor ki bize 6 Amerikan yapımı füze ateşlendi, balistik füze. Ama biz bu 6 füzenin 5'ini vurduk. Onun parçaları da yerde yangınlara yol açtı. Açıkçası Atakımslarda, HIMARS'larda Rus silahlarına ve hava savunma sistemlerine oldukça etkili zarar verebilen füzeler. Ruslar ne kadar doğru söylüyor bunu bilemiyoruz. Çünkü savaş bu, savaş hiledir denir. Doğru sözlü olmasını kimsenin bekleyemezsiniz savaşta. Ama ilk defa olarak bu izinden sonra savaşın 1000. gününde Rusya topraklarına Amerikan yapımı Atakams füzeleri ateşlenmiş. 6 füze, en az 6 füzeden bahsediliyor. Bugünü önemli yapan bir diğer özellik ise, bir diğer olay ise Rusya bu saldırıdan hemen önce bir doktrinini, nükleer doktrinini değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kararname imzaladı ve bu kararname ile nükleer silah kullanma alanını, kıstaslarını genişletti. Yani daha önce bu kadar hani sebeple nükleer silah kullanacak ise Rusya bugün çok daha fazla sayıda nedenle nükleer silah kullanacağını söylüyor. Bu sebeplerin arasında neyi koydu? Eğer diyor nükleer silaha sahip olmayan bir devlet Rusya'ya saldırır ise ve bu nükleer silaha sahip olmayan devlet nükleer silaha sahip devletlerle birlikte hareket ediyorsa biz bunu ortak saldırı sayarız. Yani Ukrayna'nın nükleer silahı yok, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın var ve bu devletler Ukrayna ile birlikte hareket ediyorsa biz bunu bir nükleer saldırı potansiyeli görürüz ve buna da nükleer silahla karşılık verebiliriz dedi. Vladimir Putin daha önce zaten açıklamıştı. Eğer siz bu uzun menzilli füzelerin benim topraklarımda kullanılmasına müsaade ederseniz biz bunu nükleer tehdit sayarız demişti ve nükleer silaha başvurmaktan çekinmeyiz demişti. İkincisi, Putin demişti ki eğer siz bu füzeleri Ukrayna'ya verir ve benim topraklarımda kullanmasına müsaade ederseniz bunu NATO ile Rusya arasında bir savaş sayarım. NATO devletlerinin Rusya'ya savaş ilan ettiği olarak okurum demişti. Diğer taraftan Putin çok tehditte bulundu. Yani bu birçok böyle nükleer savaş, 3. Dünya Savaşı çıkarırım, şöyle olur, böyle olur falan gibi konuşmalar yaptı. Ama bugüne kadar bunların hepsinin içi boş çıktı. Blöf çıktı. Her zaman söylüyorum. Yani bununla oyun olmaz. Evet, Putin şu ana kadar çok bunu kullandı. Yalama oldu artık tabiri caizse. Ama nükleer silah dediğiniz şey de bir kere kullanılır. Hani Putin hep söylüyor da yapmıyor diyor bazıları. Ne yapacak yani, adam nükleer silah mı atacak? Zaten atarsa bundan sonrası yok. Başka bir dünyaya geçiş yaparız. Ne dedik? Bugün özel bir gün, önemli bir gün. Savaşın 1000. günü ve Rusya nükleer tehditte elini yükseltti. Yeni bir doktrin açıkladı. Ayrıca Belarus'u da bu nükleer tehdit şemsiyesi altına aldı. Dedi ki Belarus'a da birisi saldırırsa, işgal ederse işte o zaman da nükleer silah kullanırım dedi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Burada iki tehdit var. Bir nükleer savaş tehdidi, ikincisi de NATO ile savaş tehdidi. Bakalım ne olacak? Çünkü Putin'in bu açıklamalarından hemen sonra Ukrayna 6 tane Atakams'ı ateşledi. Ukrayna içinde hani aynı durum söz konusu. Dedik ya, kendisi yanan dünyayı yakmakta bir beis görmez, bir sakınca görmez. Ukrayna'ya deseler ki dünya savaşı çıkarma imkanım var, çıkarır mısın? Hemen bu dakika çıkarır. Neden? Savaşın yükü sadece onun üstünde olmasın diye. Ukrayna'yı bugün kurtaracak olan daha büyük bir savaştır.
Amerika'nın, Avrupa'nın Ukrayna'ya silah yığması ya da savaşın başka yerlere kaymasıdır. Orada şunu söyleyeyim, Putin tehdit ediyor, yanındakiler de Medvedev gibi kurmayları da tehdit ediyor, hatta daha büyük tehditler savuruyorlar. Ancak ben şunu gördüm, Pentagonlu yetkililerde, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerde, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinde şunu gördüm, Amerika Rusya'dan korkmuyor. Hani diyorlar ya, Biden çok korktuğu için Ukrayna'ya işte silah vermiyor, bunu vermiyor, hep böyle parça parça veriyor. Bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu bir Biden meselesi değil. Bu meselede Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın etrafındaki kurmaylar karar veriyor ve onlar Rusya'dan açıkçası korkmuyorlar. Nükleer kartı kullanacağını düşünmüyorlar. Kullanacaksa da bunu daha erken kullanmasının bazı faydaları olduğunu bile düşünüyorlar. Önlem almak adına. Çünkü Rusya konvansiyonel savaşta biraz önce ifade ettiğimiz üzere sanıldığından daha zayıf bir devlet. Nükleer silahlarda ise ne kadar etkili bunları kullanabilir, bundan da kimse emin değil. Yani Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah var ama bunu karşı tarafa isabetli atabilir mi? Attığı yeri vurabilir mi? Orada nasıl bir etki yapar? Ve Rusya nükleer silah kullanırsa, diyelim ki 5 tane 10 tane nükleer silah attı. Bunların ölçüleri değişir tabii ki. Buna Batı cevap verdiğinde bunun altında bütün Rusya kalır mı? Ya böyle şeylere bir devletin cesaret edebilmesi kolay değil. Putin'in de ben böyle bir şeye kolay kolay cesaret edebileceğini zannetmiyorum. Hele hele Ukrayna Savaşı gibi bir nedenden dolayı Rusya nükleer silaha başvuruyorsa, bu durumda Rusya'nın Çin'le, Amerika'yla boy ölçüşebilmesi zaten düşünülemez. Amerikalılar bu tehditleri çok fazla dikkate almadan Rusya'yı kuşatmaya devam ediyorlar. Bu kuşatma 91 yılından beri devam ediyor. Soğuk Savaş'ı saymıyorum. Hani Soğuk Savaş'ta zaten bir kuşatma vardı. Ama Soğuk Savaş'tan sonra da hızı değişmekle birlikte Amerika Batı Rusya'yı kuşatıyor. Ve bu kuşatma Ukrayna Savaşı başlamadan önce çok ciddi bir boyutlara gelmişti ama önemli bir kısmı plan aşamasındaydı. Özellikle Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra NATO Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağını, Kırım'dan daha ileri topraklarda gözü olduğunu ve Ukrayna ile yetinmeyip Avrupa'nın içlerine ilerleyeceğini bir tehdit olarak not aldı. Ve yapılan planlamalarda Rusya'nın etrafındaki devletlere NATO üsleri kurulması kararlaştırıldı. Her bir komşu devlette çok kuvvetli NATO varlığı oluşturulması ve elbette bunun bel kemiğini Amerika Birleşik Devletleri ordusu oluşturuyordu. Geçtiğimiz günlerde, bu yaz, hemen birkaç ay önce sessiz sedasız Amerikalılar Polonya'daki askeri üsse yüzlerce tank sevk ettiler. Polonyalıların kendileri zaten ulusal güvenliğe 10 milyarlarca dolarlık yatırım yaptılar. Her yıl 10 milyarlarca dolarlık Polonya harcama yapıyor. Yaklaşık 50 milyar dolar. Bunun dışında bir de NATO çerçevesinde Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler Rusya'nın etrafına asker ve silah yığıyorlar. Tank yığıyorlar, top yığıyorlar. Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa olarak kendi toprakları dışında bir yerde sürekli daimi askeri üs kuruyor. Nerede kuruyor bunu? Litvanya'da kuruyor. 5000 askerlik böyle tanklarla tahkim edilmiş bir üs. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Yani Litvanya dediğiniz yer iki Rus toprağı arasında olan bir yer biliyorsunuz. Dolayısıyla Alman askerleri, tankları Rusya sınırına şu anda yığılıyor. 2027'ye kadar o süreç tamamlanacak. Sadece Litvanya değil, Polonya'da NATO üsleri var. Askeri yığılması var. Baltık devletlerinde, Estonya'da, Letonya'da, bunlarda da üsler oluşturuluyor. Ve buraya da NATO'nun çeşitli ülkelerinden askerler ve silahlar yığılıyor. Romanya mesela, Avrupa'daki en büyük NATO askeri üssü Romanya'ya kuruluyor. Karadeniz'den komşumuz.
Bulgaristan'da, Yunanistan'da, hatta Arnavutluk'ta, Balkan ülkelerinde NATO, Amerika hava alanlarını yeniliyor, askeri üsleri genişletiyor. Çok ciddi bir askeri yığınak söz konusu. Ne zamandır bu yapılıyor? Yıllardır yapılıyor, son dönemde hızlandı. Hani Türkiye'de daha çok Dede Ağaç'la tartışılıyor. Türkiye'deki tartışan kişiler genellikle Türkiye merkezli olaya bakıyorlar. Ama NATO planlarına baktığınız zaman lojistik hatlar kuruluyor şu anda. Amerikan askerlerini, yüz binlerce Amerikan askerini Atlantik Okyanusu'ndan Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden Rusya sınırına taşımak için, yine kuzeyden İsveç, Finlandiya üzerinden Rusya sınırına yüz binlerce askeri taşıyabilmek için ve bir diğer kol olarak da Akdeniz'de İtalya üzerinden ve Türkiye Yunanistan üzerinden kuzeye doğru yüz binlerce Amerikan askerini, binlerce tankı, topu, ağır silahları ve elbette uçakları o bölgeye taşımak için lojistik hatlar kuruluyor. Savunma koridorları kuruluyor. Amerikalılar askerlerini Avrupa'dan Rusya sınırına en hızlı ve en güvenli nasıl taşırız? Bunun planını, programını yapma işini bitirdiler. Bunun uygulama safhasına gelindi. Rusya'nın etrafı kuşatılıyor. Başka bir deyişle Biden'ın almış olduğu karar tesadüfen alınmış bir karar değil. Evet, Biden'ın başkanlık süresinin bitimine 2 ay kala bu karar alındı. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna Donald Trump oturacak. Biden'ın tam karşıtı görüşlere sahip bir kişi Donald Trump. Trump diyor ki ben Ukrayna Rusya savaşını bitireceğim. Hatta Trump seçim kampanyasında bu savaşı 24 saatte bitiririm demişti ve bunun için başkan olmamada, başkanlık koltuğuna oturmamada gerek yok. Beni başkan seçin, ben 24 saat içerisinde bu savaşı bitireceğim, merak etmeyin demişti. Trump'ın seçilmesinin üzerinden günler, hatta haftalar geçti. Ama görüyoruz ki Trump bu savaşı 24 saat içerisinde bitiremiyor. Waltz buna bir açıklık getirdi Trump'ın ekibinden ve dedi ki Trump çok büyük bir grand strateji, böyle büyük bir strateji peşinde, ona hazırlanıyor. Bu meseleyi kökten çözmek için şu ana kadar sessiz, sakin bekliyor dedi. Cumhuriyetçilere göre Amerika bu Rusya meselesini halletmek zorunda. Aksi takdirde Rusya ile Çin birleşir ve yakınlaşır ki gerçekten de öyle oluyor. Buna Kuzey Kore'si, İran'ı ve diğer otoriter devletler katılır. Mesela Venezuela gibi. Ve bunlar küresel bir anti-Amerikan, Batı karşıtı blok oluştururlar. Trump ve ekibi diyor ki bunun oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğiz. Bunu da çok kısa sürede yapacağız. Bunu da büyük ihtimalle Ukrayna pahasına yapmayı düşünüyorlar. Biden'la Trump arasında 180 derece görüş farkı varmış gibi görünüyor. İki tarafın görüşleri çok farklı. Ve Biden ne yaptı? Gider ayak 2 ay kala ayrılmasına görevden Ukrayna'ya Atakums gibi, HIMARS gibi Amerikan yapımı uzun menzilli, orta menzilli füzeleri kullanma iznini verdi. Rusya'nın bu izni verirseniz savaş çıkar, nükleer savaş bile çıkar demesine rağmen Biden bunu yaptı. Ama dediğimiz gibi bu Biden'ın aklı değil, Pentagon'un aklı. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın aklı. Bu İngiltere'nin aklı. Nitekim Macron da destek verdi bu kullanıma. Şimdi Fransız yapımı Scalp'lar ve İngiliz yapımı Storm Shadow'lar, aslında ikisi de aynı füze, Scalp ve Storm Shadow'ların da Rusya topraklarında kullanılması gibi bir durum söz konusu. Eğer bunları finanse edebilirse batılı ülkeler, Ukrayna Rusya topraklarını tarumar edebilir. Pek çok sembolik binayı, ki bunların arasında Kırım'daki köprü de var, bunların hepsini alaşağı edebilir Ukrayna. Bu durumda da Rusya daha da kızacaktır, savaş kızışacaktır. Hani dedi ya Trump, 24 saat içinde ben bu savaşı bitiririm.
çok karmaşık bir durum ortaya çıkabilir. Trump'ın oğlu Junior Trump diyor ki, babam koltuğa oturmadan bunlar 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların yapmak istediği bu. Silah tüccarlarının, silah endüstrisinin isteğini yerine getiriyorlar diyor Donald Trump'ın oğlu Junior Trump. Acaba gerçekten öyle mi? Bunu bilmekte zorlanıyoruz çünkü Trump'ın kendisi şu dakikaya kadar konuşmadı. Ve insanlar soruyor, neden Trump sessiz? Trump neden sessiz olabilir? Ya oturdu, anlaştı, Pentagon'la görüştü, Biden'la görüştü, bilmiyorum artık. Biden ona belki fikrini sordu, bilgi verdi, onu bilemiyoruz. Ya da Trump bugün yapılanları 20 Ocağı kadar onaylıyor, böyle olmasında bir sakınca görmüyor. Çünkü eğer Ukrayna Rusya'yı perişan edebilirse 20 Ocağı kadar kurulacak barış masasına Ukrayna ve Amerika çok güçlü bir şekilde oturabilir. Ve Putin'i bir şeylere ikna edebilir. Şu anda Putin'i bir şeye ikna etmek kolay değil. Neden değil? Çünkü Rusya her cephede ilerliyor. Ukrayna çöktü çökecek, bitti bitecek. E şimdi Trump da silah vermezse, yardımda bulunmazsa Rusya böylesine kolay bir lokmayı neden bıraksın? Belki de Amerika'yı oyalayacak, Trump'ı oyalayacak. Ocak değil, Şubat, Şubat değil, Mart diyecek. Ve o esnada Ukrayna'nın mühim bir kısmını ham yapacak. Belki de Putin'in kafasında bu var. Zaten bugüne kadar, yani Trump seçildikten sonra bugüne kadar Putin'in ağzı kulaklarına varıyordu. Çok neşeliydi. Sürekli Ukrayna şehirlerini vuruyorlar, İHA'lar atıyorlar, füzeler atıyorlar. Biden'ın kararı geldikten sonra canlar sıkıldı Moskova'da. İşler karıştı. Tabii Amerika'nın bu izni vermesinde Kuzey Kore askerlerinin çok büyük rolü oldu. Kendileri de bunu söylüyorlar. Neden çok büyük rolü oldu? 10 binden fazla asker, 12 bin Kuzey Kore askeri Kursk'a geldi. Ve Putin 50 binden fazla asker topladı Kursk bölgesinde. Buradan Ukrayna'nın içine yürüyebilirler. Ve bu yürüyüş Kursk sınır bölgesinde bitmeyebilir, Kiev'e doğru gidebilirler. Yani ikinci bir Ukrayna tam teşekküllü toptan işgali gibi bir girişimde bulunabilir Rusya diye endişe etti Amerikan Savunma Bakanlığı. Ve bir de şöyle bir şey var. Gelen istihbaratlar Kuzey Kore'nin asker göndermeye devam edeceğini söylüyor. Her bir asker için Kuzey Kore 2000 dolar alıyor. Kim Jong-un 2000 dolar için değil 100 bin asker, 1 milyon asker bile yollayabilir. Bu kadar ihtiyacı var. Ve istihbarat raporları diyor ki Kuzey Kore 100 bin asker Rusya'ya göndermeye hazırlanıyor. 100 bin asker Fransız ordusundaki asker sayısı gibi bir şey yani. Alman ordusu, İngiliz ordusu bunlar 90 bin, 100 bin, 120 bin askerden oluşuyor. Tabii ki İngiltere'nin, Fransa'nın orduları daha teknoloji yoğun ordular. Ama konvansiyonel bir savaşta teknolojinin bir sınırı olduğunu gördük. Şimdi Kuzey Kore askerleri 12 bin asker Avrupa'nın ortasında. Ve bu sayı 100 bine çıkarsa bu ne olur biliyor musunuz? Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Avrupa'nın içerisinde hani Brüksel'den bakınca şer bir güç büyüyor. Karanlık bir ordu, Rus ordusunu daha çok öyle tasvir ediyorlar ya, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, bunlar büyüyor. Şimdi 100 bin Kuzey Kore askeri gelirse, yarın öbür gün bir yerlerden bir 100 bin askerin daha gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Rusya bir blok oluşturursa, buna birileri destek olursa, mesela İran, İran'ın Kursk bölgesine, Avrupa'ya asker gönderip göndermeyeceğini kim tahmin edebilir ki? Kim göndermez diyebilir, kim gönderir diyebilir. Ya şimdi hemen aklıma burada geldi İran, Kuzey Kore. Ama başka ülkeler de var dünyada. Amerikalılar buna izin vermek istemiyorlar. Yani burada Rusya'nın müttefikleriyle büyümesini ve Avrupa'da daha geniş bir savaşa dönüşmesini buranın istemiyorlar. Çünkü Rusya Ukrayna'nın hepsini bile alsa yoruldum artık biraz dinleneyim diyecek gibi işaretler vermiyor. Tabii bu söylediklerimiz Demokrat Parti ve o dünyanın bakış açısını ağırlıklı olarak yansıtıyor. Pentagon'daki generaller bu konuda çoğunlukta ne düşünüyor?
Daha farklı düşünenler de var mı cumhuriyetçiler gibi, bunu bilmiyoruz. Donald Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturacak. 20 Ocak'a kadar 2 ay süre var. Eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel derdi ki siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Gerçekten Ukrayna Savaşı'nda da 24 saat oldukça uzun bir süre ve önümüzde 2 aylık bir süre var Trump'ın işbaşı yapmasına. Trump gelince bu politikaları ne kadar değiştirecek? Bulduğu ortam o politikaları ne kadar değiştirmesine müsaade edecek, bunu bilemiyoruz. Ancak bugün Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde Rusya Batı'yı savaşla tehdit etti. Ayrıca nükleer savaşla tehdit etti. Batı da Ukrayna üzerinden cevap verdi. 6 tane Atakams'ı Rusya topraklarına gönderdi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Bitti derken böyle küllerinden adeta savaş yeniden alev alıyor ve etrafı yakmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Biz de istifade ederiz. Diğer izleyicilerimiz de istifade eder. Ayrıca abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Abone olmak ücretsiz, biliyorsunuz. Size ulaşmamızı kolaylaştıracak bir adım olur. Sadece abone ol kısmına tıklarsanız abone olmuş oluyorsunuz. Herhangi bir masrafı, uğraşı vesairesi yok. Böylece videolar sizin önünüze daha kolay ulaşmış oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın efendim.